Manşete hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan'ın ekibi her sene Eylül ayına özel hazırlanır. G20 ve Birleşmiş Milletler zirvesi vardır New York'ta. Bu zirveler öncesinde Erdoğan'ın liderlerle görüntü vermesi çok önemlidir. Aylar öncesinden temaslar başlar. Aman bizim lider, liderimizle bir 15 dakika bir merdiven altı, bir kapı arkası falan olsa dahi bir ayaküstü bile olsa falan bir tokalaşma, bir görüntü. Bu G20'de olmadı geçen hafta. Şimdi New York'ta deneniyor. Bakalım ne olacak. Fakat New York'ta Elon Musk'la bir görüşme oldu ve bu, an, bu tabii köpürtülerek veriliyor. Elon Musk para babası, dünyanın en zengin insanı ve yatırımlarına, kazanacağı paraya ve çıkarlarına bakıyor. Bir yerde paranın, yatırımın kokusunu aldığı zaman dünya liderleriyle görüşmesi de son derece normal. Dolayısıyla Elon Musk, Tayyip Erdoğan gibi biri için son derece kolay kopartılacak bir randevuydu ve koparttı. Fakat burada bir sürü garabet var. Mesela garabetlerden biri Elon Musk'la görüşmesindeki ana konu Tesla'nın Türkiye'ye yatırım yapması. Türkiye'de Tesla fabrikası açılması. Yani bu konuşulmuş ve bu dünya medyasında da bu şekilde yer aldı. İşte bu The Telegraph gazetesi İngiltere'de, CNBC'de başka yerlerde de bu şekilde haberler oldu yani hani yerli ve milli tok dünyaya pazarlayacaktınız. Dünya otosuydu. Dünya liderinin otosu. Dünya lideriydi. Hani tok filan neyse. Yani TOG'u bu kadar büyüttükten ve parlattıktan ve üzerine bu kadar yatırım yaptıktan sonra laf olarak, söylem olarak, para olarak neyse ki geriye doğru 3-5 yıllık bir mazisi de var. Tesla'ya kapıları açmak ne oluyor? Tabii kimse bu soruyu sormuyor. Bir diğer konu da Elon Musk'la Elon Musk to toplantıya son derece pejmurlu bir biçimde gelmiş. Saç baş dağınık sanki yataktan kalkıp öyle gelmiş gibi. Kıyafetine de çok fazla özen gösterdi yok. Ve kucağında çocuğuyla geliyor. Herhalde çocuğu da 3 yaşında falan bilemiyorum. Birazdan ona da bakacağız. Ee, yani bir ülkenin cumhurbaşkanıyla görüşmeye gidiyorsunuz. Ciddi bir konuşma, görüşme, neyse yatırımları şunu bunu falan konuşacaksınız. Ve kucağınızda bebeğinizle gidiyorsunuz falan. Yani bu da ayrı bir ciddiyetsizlik. Acaba hangi başka dünya liderine kucağında oğluyla gidiyor Elon Musk? Bu da ayrı bir konu. Tabi orada bir geçen diyalog da yansıdı. Kayıtlara da yansıdı. Videolarda da seyrettik. Erdoğan Elon Musk'a eşin nerede diye soruyor. O da San Francisco'da. Ayrı yaşıyoruz. Oğlumla, oğluma çoğunlukla ben bakıyorum diyor. Çeviriyi de düzgün yapmadılar. Ben İngilizcesinden birebir çevirerek size söylüyorum. Şimdi e, Grimes denen bir e, kadın e, sanatçı şarkıcı Kanada kökenli. Bununla birlikteydi Elon Musk birkaç yıl öncesine kadar ve ondan oldu bu oğlu. Fakat e, kadın e, Elon Musk'ın çocuk çocuğunu kaçırdığını ve kendisine göstermediğini söylüyor. Yani esasen ee, orada da dünya medyası özellikle geçen haftaya kadar bu konuyla çok ilgilendi en neticede Elon Musk Tesla'nın işte SpaceX'in neyse Twitter'ın sahibi ve onun özel hayatı da medyanın ilgisini çekiyor her neyse tabi bundan reisin haberi yok reisin kurmaylarının da haberi yok Eşi nerede diyorlar bir kere çocuğun annesi Elon Musk'ın eşi değil birlikte yaşarlarken kadın hamile kalmış çocuğu olmuş bir süre işler iyi gitmiş ama ondan sonra araları bozulmuş Ayrılmışlar. Fakat Elon Musk çocuğu sahiplenmiş durumda ve annesine göstermiyor ve mu muhtemelen mahkemelikler veya mahkemelik olacaklar. Dolayısıyla Elon Musk da biraz ge geçiştiriyor. Annesi San Francisco'da ayrı yaşıyoruz, oğluma ben bakıyorum diyerek sanki annesi ilgilenmiyormuş gibi. Halbuki annesi oğlunun peşinde. Bu arada oğlunun adı da X, X ya da işte önünde işte Lil X gibi bir Lil X gibi bir şey kullanıyor Batı medyası önünde arkasında bir sürü acayip sembol falan var. Bir insan çocuğuna neden böyle bir ismi, niye verir falan ayrı bir konu. Ama bir de işin böyle bir tarafı var. Yani şey demişken, Tesla demişken, Tesla, Tok, Elon Musk yatırımı, onun pej modeli, yok işte çocuğuyla ilgili falan muhabbette kırılan potlar falan arka arkaya geldi. Fakat potlara geçelim. Erdoğan'ın pot kırmadığı bir konu var. Hafta sonu Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz dedi. Hoş Avrupa Birliği'nin bu konu çok fazla umrunda mı? Yollarınız bir ve be beraber miydi ki şimdi ayırıyorsunuz? Yani yol arkadaşlığı yapıyor muydunuz da şimdi filan aranızda kara kedi girdi? Bunların hepsi hikaye. Ee, bu bir blöf. Avrupa Birliği'ni tehdit, üstü kapalı gene mülteci kapağını açma. Avrupa Birliği'nden gerekli yatırım, gerekli destek, gerekli kaynak gelmedi. Gelmediği için de... Ee, böyle bir tehdit savuruluyor yoksa Erdoğan'ın ve Erdoğan yönetiminin ve mevcut Türkiye'nin şu an, şu anda hali hazırda... AB'yi AB müktesebatını... şunu bunu falan önemsediği, öncelediği falan yok. Mümkün değil. Bu AB falan üyelik müyelik meselesi tamamen bir blöf ve şantaj. Yani başka bir şey değil. Erdoğan'ın çok iyi bildiği bir konu. Hafta sonu meselesiydi. Tekrar üzerinden geçelim istedim. Fakat yani böyle bir ülke Avrupa Birliği'ne üye olabilir mi? Kapısından geçebilir mi? Ömer Faruk Gergerlioğlu paylaşmış. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kola Koray Vural Tacikistan'da kaçırılmış ve oradan havalanan uçak nereye indi diye soruyor. Ne ilk ne son. Bir haydut devlet uygulaması. Türkiye işte kendi vatandaşlarını ki biliyorsunuz yani bu vatandaşların herhangi bir suçu kabahati yok. Sadece işte bir örgüt üyeliği falan falan gibi bir şey uyduruluyor. Ve o ülke istihbaratı ve makamlarıyla iş birliği yaparak e tırnak içinde söylüyorum paketliyor, operasyonluyor, rüşvet veriyor, şu oluyor bu oluyor neyse işte Türkiye'ye getiriyor, işkence ediyor. Aylar sonra da bir Türkiye bayrağı fotoğrafının önünde fotoğrafını çekerek insanlara teşhir ediyor. Evet maalesef böyleyken böyle. Sonra, sonra devam. İşit infazcısı ve yöneticisi Ahmet Güneş, 2015'te Gaziantep'te yargılandığı davadan tahliye edilmiş. 2 yıl içinde Hatay'da yakalanan canlı bombaları hazırladığı ortaya çıkmış. Yani işitten alıyorsunuz. Hakkındaki iddialar, ele geçirilen malzemeler vesaire bağlantıları son derece dehşet verici. Buna rağmen salıyorsunuz ve o işine devam ediyor gene. Türkiye'ye gönderilen iki işi terör örgütü üyesinin canlı bomba düzeneğinde parmak izine rastlanmış. Yeni bir hadise, 17 işit üyesinin 12'si adli kontrolle serbest bırakıldı ki İçişleri Bakanı, 23 adreste yapılan aramada el bombasının yanı sıra çok sayıda silah ele geçirildiğini kaydetmiş daha önce. Maalesef. İşte sonra başkalarını tutuyorlar. Birilerini operasyonlar, birilerini de içeride tutuyor. Aslı Erdoğan paylaşmış. Nurdem Durak, Kürtçe şarkı söyleyen bir Kürt e, sanatçısı. 19 yıl hapis cezasına çarptırılmış. 8 yıldır içeride ama kemik erimesi ve zehirli guatır hastalığı gibi rahatsızlıkları var. Evet sesini kaybetmek üzere diyor Aslı Erdoğan paylaşmış. Nudem Durak. Bunlar içeride teröristler serbest. Dışarıdaki insanlara da işte rahat yüzü gördürmeyen bir ülke var. MIT operasyonuyla şununla bununla. Neyse dönelim siya siyasete. Akşener'in rafları var. Çok konuşuluyor. İşte hala işte şeyde ne oldu? Kılıçdaroğlu ile işte 3 Mart gecesi yaşanan kriz. Belediye başkanlarıyla neler konuştu? Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Ne bileyim Kılıçdaroğlu sonra 5 sene öncesine de gidiyor. 2018'de Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda kendisinin pozisyonu neydi falan bunu anlatmaya devam ediyor. Üzerinde dururuz bakarız ama çok fazla şey yapacak bir şey değil. Yani Akşener 3 Mart olayını, geriye doğru işte Abdullah Gül olayını falan şu son 5 yıldır CHP ile beraber yol yürüdüğü ittifak macerasını falan bir türlü çıkaramadı. Yani seçim yenilgisini de atlatabilmiş değil. Her gir gittiği toplantıda, televizyon programında şu bu, bunu anlatıyor ve çıkaramadı. Yani bunu bir türlü çıkaramadı. Çıkaracak gibi de görünmüyor. Fakat e, Genel Başkan Yardımcısı hemen yanında görülen Bahadır Erdem'in paylaşımı dikkat çekici. Önünde arkasında... İşte efendim ittifak sistemi bu ülkeye yaramadı falan filan diyor ama ortasında attığı tweet'in tam ortasında tweet diyoruz. Ağız alışkanlığı artık post mu diyelim, sosyal medya paylaşımı mı diyelim? Eks oldu adı artık yani kimse Twitter'da demiyor. Biz de alışacağız herhalde. Neyse diyor ki Bahadır Erdem, Cumhur İttifakı gerçeği sona ermedikçe önümüzdeki yerel seçimlerde de güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değil. Bu kadar. Şimdi bir de tabii sormak gerekiyor. Yani Dön baba dönelim. Yani iyi Parti ittifaka sarı ışık mı yaktı? E peki Akşener ne yapmaya çalışıyor kaç gündür? Yani iyi polis kötü polisi mi oynuyorsunuz? Nereye gider? Fakat iki büyük şey var. Ee, tez var. Yani iki büyük yani iki ihtimal var daha doğrusu. iki büyük değil miyim? iki ihtimal var. Bir gerçekten köprüleri attılar. Kendi başlarına yürüyecekler ki buna pek olasılık vermiyorum. İki pazarlıkta elini güçlendirmeye çalışıyor. Yani bir üçüncü şık yok. E tabi siyaset bu. Dün dündür, bugün bugündür. Bugün birbirine laf ağır laflar söyleyenler yarın kol kola gelebilirler. Tam tersi de olabilir. Dönelim. Özgür Özel'in adaylığı kesinleşti. Açıkladı. Bir de Örsan Öymen var. Örsan Kunter Öymen var. Ona çok fazla şans tanınmıyor. Ama Tamer Arda Erşin paylaşmış. Anka'dan. Kurultay takvimini. Parti meclisi toplantıya çağrılmış 26 Eylül Salı günü. Ve Kurultay'ın 4-5 Kasım da yapılacağı konuşulacakmış veya işte genel merkez buna karar vermiş. Belli ki parti meclisine de onaylatacak. Bakalım ne olacak. Neyse dönelim. İşte bu Akşener'in bahsettiği konu diğer hikayeler falan. Namık Tan'ın mühim bir iddiası var. Tabii diyor ben bunu delillendiremem. Elimde somut bir kanıt yok ama bunca yıldır gelişmeleri, siyaseti takip eden biri olarak bendeki kanaat odur ki diyor. Cansu Çamlı Çamlı bele verdiği söyleşinin ön arkasını okumak lazım. Akşener'in masadan kalkması Par olayı ki Cumhur İttifakı'na katıldı biliyorsunuz. Sinan Oğan organizasyonları son anda Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmiş Erdoğan'a destek vermişti. Derin devletin işi olabilir diyor. Valla derin devletin işi mi değil mi bilmem. Derin devletin bizatihi şu anda devlet olduğu da ortada. Yani açık söylemek gerekirse. Fakat yani hep aklıma gelir. Bir ya televizyon söyleşisi ya gazete söyleşisi. Televizyon olabilir sanki böyle sesi kulaklarımda. Refah Partisi'ne 1997 yılında kapatma davası açan Vural Savaş gelir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıydı o zaman ki Refah Partisi'ne kapatma davası açınca herkes ismini duydu. Sonra da Fazilet Partisi'ne açtı falan. O yılların en popüler Yargıtay Başsavcısı, en popüler hukuk adamlarından biriydi. Öldü, vefat etti geçenlerde. Onun bir sözü var. hiç unutmam. Evet, televizyon söyleşisi olabilir. Ya derin devlet nedir, kimdir falan gibi böyle bir soru soruyorlar. Soru soruyor muhabir. Yani derin devlet benim diyor. Espriyle karışık tabii. Şimdi bazen kişinin illa derin devlet, illa derin ya da derin yapılarla şununla bununla ilgisinin, ilişkisinin olması, bunun bir evrakının belgesinin, bunun bir gizli toplantısının falan olması gerekmiyor. Yaptığı ettiğiyle, eylemiyle, ajandasıyla, gündemiyle, söylemiyle, neyse hareketleriyle, içinde bulunduğu operasyonlarla veya alet olduğu şeylerle oraya çıkıyor. Yani dolayısıyla Akşener, Hüdapar veya Sinan Oğan derin derin devlet veya değil. Neticede sonuç ortada. E sonuçta neye hizmet ettiği belli. Yani dolayısıyla illa bir e, kimlik kontrolünde üst aramasında derin devlet derin devlet kartı çıkması gerekmiyor. Evet ama Namık Tan'ın sözlerini önemsemek gerekir. Zamları gizleyin talimatı vermiş. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yüzde 33 ile 65 arasında hızlı tren ücretlerine zam yapılmış. Aman diyor ücretleri diyor giriş camlarına yapış, yapıştırmayın millet fark etmesin. Bu da ayrı bir embesillik yani. Adam zaten fiyatı sorduğunda sürekli gelip giden insan fiyatın zamlandığını ve yeni ücreti gördüğünde şoke olacak yani. Yani onu cama asmışsın ne olacak, ne olur Asma, asmamışsın ne olur yani. Cama asmayınca kurtarmış mı oluyorsun durumu? Neyse. Güzel şeyler de oluyor memlekette. Ona değinip yavaş yavaş toparlayalım. Malatya'da Kayhan Ayhan paylaşmış bir günden. Malatya'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa Metin çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazanmış. Hiç güzel bir şey olmuyor mu? Oluyor işte. Arada oluyor böyle. Yılmaz Güney tartışması var. Ben bu konuda bir iki laf edip bugünkü manşeti bağlayacağım. Yok şöyleydi, böyleydi filan. Şimdi buna ee, anakronizm deniyor. Duymadıysanız bir ke bu kelimeyi öğrenmiş oldunuz şimdi. Yani şöyle kişileri bulunduğu konjonktürde, yaşadığı dönemde değerlendirmek, o günün koşullarıyla ele almak gerekiyor. Ama o kişiyi oradan çıkartır, bugüne getirdiğinizde o kişinin bir takım eylemleri kaba olabilir, nobran olabilir, ne bileyim maço olabilir, suç olabilir, nefret suçu olabilir. Ve her şeyi o bağlamda değerlendirmeniz lazım ve önün arkasına bakarak. Şimdi kimine göre Yılmaz Güney şahane bir adam, kahraman, kimine göre de katil, işte suçlu, kriminal filan, komünist neyse ne diyorsanız. Ya ikisi de değil. Dönemin koşulları içerisinde bir insan. Şimdi bu konuda söz söylemeyi evet biraz kendimde hak görüyorum. Çünkü Yılmaz Güney'in tatil e, tarihine epey çalışmışım. Çıkan yazıları, kitapları, e, yapılan belgeselleri, anlatıl, anlatılanları hemen herkesin. Yani eşi Eşifatoş Güney kitapları, ne bileyim Tarık Akan anlatımları, o gün Şerif Gören'i hepsini yakinen takip ettim. Ve e, bir kişi... Tarihe mal olmuş bir kişi ise sana, sanatıyla, müktesebatıyla, eserleriyle neyse o o şekilde değerlendirilmeli. Bu geriye doğru herkes için böyle. Sanatçılar için böyle, aydınlar için böyle, siyaset insanları için böyle. Herkes için böyle, hepimiz için böyle. Din adamları için de böyle. Hemen her dünyada böyle. Ee, bunu çıkartıp da bugüne getirip bir yargılama yapıp da göklere çıkardığınızda veya mahkum edip astığınızda, linç ettiğinizde işte buna anakronizm deniyor. Buna gerek yok. Yani her şeyi kendi bağlamında, kendi koşulları, kendi konjonktürü içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Evet. Yılmaz Güney gerçekten bana göre de mühim bir sinema insanıydı, sinema adamıydı. Ama özel hayatı, işte cezaevine girmesine sebep olan cinayet, öbürü öbür eee elbette kendine göre kriminal bir takvimi olan, kendine göre bir şey kadınlarla ilişkileri, tavırları neyse, e, sinema çekim tekniği. Bunu anlayış ve anlatış tekniği neyse, e, ele alınması gereken o konjonktür içerisinde, o dönem içerisinde ele alınması gereken bir şey. Bakın, bugün İngiltere'de çocuklara okutulan, okullarda okutulan eski tarihli kimi klasikler Acaba ne yapalım? Kaldıralım mı müfredattan? Tavsiye edelim mi? Etmeyelim mi diye tartışılıyor. Neden? Çünkü 80-100 sene, 150 sene önce yazılmış bu kitaplarda, bu klasiklerde çocuklar için yazılmış. Kimi ifadelerde ırkçılık, kimi ifadelerde e, ne bileyim e, böyle ataerkil bir tutum, kimi ifadelerde nefret suçu, kimi ifadelerde işte kadın erkek işte eşitliğini halel getirecek şeyler falan gibi şeyler tespit etmişler. Ya, işte diyorlar ki bugün bu çağda çocuklara bu eserleri okuttuğumuzda acaba yani bunu tavsiye etmeli miyiz etmemeli miyiz? Ya o eserler o dönem koşulları içerisinde yazılmış. O dönem öyle. O dönem nefret suçu değil o. O dönem ne bileyim işte kadın haklarına aykırı, saygısız bir durum yok. Yani o dönemin genel toplumsal kabulleri ve kalıpları içerisinde yazılmış. Ve gene toplumun içinde yaşanan hikayeler bir biçimde yazıya dökülmüş neyse filmi çekilmiş oyunu yapılmış neyse. Yani hepten yazarı suçlayacak bir hal de yok. Çünkü yazar da o toplumun fotoğrafını çekiyor yani. Biraz lafı uzattım ayrı bir konu ama herkesi her olayı kendi koşulları içerisinde ele almak gerekiyor. Diyor ve bugünkü manşeti bağlıyoruz. Yarın tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.